bu konuda biliyorsunuz olay hemen duyulur duyulmaz gerekli adli ve idari işlem başlatıldı. Hiçbir şekilde meselenin üstü örtülmeden bütün şeffaflığıyla süreç kamuoyuyla paylaşıldı. AK Parti Genel Merkez eski çalışanı Kürşat Ayvatoğlu'nun lüks araç içinde uyuşturucu kullanırkenki görüntüleri sonrası AK Parti'ye yöneltilen haksız zenginleşme eleştirilerine bu sözlerle yanıt verdi. Gereğini yapacağız dedi. 19 yıllık iktidarımızda milletimize veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız olmadığı için her seçimde biz milletimizin teveccühüne mazhar olduk. O yüzden bu konuda herkesin gönlü rahat olsun. Yapılması gerekenleri yapılıyor ve yapılacaktır. AK Parti'nin yeni grup başkan vekili Mahir Ünal mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kabine revizyonu sorusuna verdiği yanıtta bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret etti. 2023'e kadar Cumhurbaşkanımız bir kabine değişikliği gerçekleştirecektir dedim. 2023'e kadar cümlesi çıktı. Cumhurbaşkanımız bir kabine değişikliği yapacaktır kısmı kaldı. Kabine değişikliği bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımızın takdirinde olan ve Cumhurbaşkanımızın uygun gördüğü zaman ve şekilde gerçekleştireceği bir değişiklik. O yüzden bizim bu konuda bir açıklama yapmamız doğru olmaz. İktidardan bazı isimlerin kamu şirketlerinden huzur hakkı olarak 3-4 maaş aldıkları iddiası da gündemindeydi. Geçmişte yaptığımız düzenlemeyle huzur hakkı teke düşürüldü dedi. Bu huzur hakları biliyorsunuz geçmişte teke düşürüldü. Söylendiği gibi 3 maaş, 4 maaş, 5 maaş aldığı bir durum söz konusu değil. Bir kişi başka yerlerde de ne huzur hakkı ne maaş 3 yerden, 4 yerden, 5 yerden muhalefetin iddia ettiği gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü yapılan düzenlemeyle bu sınırlandırıldı. Ünal'a koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan'da tüm toplu faaliyetlerin kısıtlanması ancak toplu teravih namazlarına izin verilmesi de soruldu. Yeni bir durum değil, namazla ilgili bir durum değil. Nasıl ki cuma namazları cuma günü kılınıyorsa Ramazan ayında da teravih namazlarının kılınması normal rutini şeklinde devam edecek.